Blok zincir nedir ve neden önemlidir sorusuyla başlamak istiyorum aydınlatmak adına. Şimdi blok zincir aslında temelde baktığımızda burada dağıtık kayıt teknolojisidir, dağıtık defter teknolojisidir. Bunu şu şekilde anlatabiliriz. Sizin bir ağınız var. Bu ağın üzerine düğümleriniz var. Not adını verdiğimiz düğümleriniz var. Siz transfer kayıtlı kayıt bilgilerinizi, verilerinizi değil, burada altını çizmek istiyorum. Transfer kayıt bilgilerinizi bu not denilen serverlarda, sunucularda birebir eş kopyalarını tutuyorsunuz. Ve belli bir dönemlerde, işte örnek vermek gerekirse Bitcoin için bu süre 10 dakikadır. Belli dönemlerde siz bu transfer kayıtlarını derleyip toparlayıp ondan sonra ağa yayınlayıp ağdaki validatörler, doğrulayıcılar aracılığıyla doğrulayıp sonrasında tekrar ağa yayıyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? Yayıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Burada bir mutabakat protokolünden geçiriyorsunuz bu veriyi. Dolayısıyla o verinin doğruluğunu aslında sağlıyorsunuz. İspat ediyorsunuz. Ve en sonunda yayınladığınızda ve blok oluşturduğunuzda üzerinde artık bir mutabakata varılmış bir veri bütünlüğü oluşuyor. Bu bloğda mevcut elinizdeki zincirin sonrasına eklediğinizde blok zincir denilen yapı olmuş oluyor. Blok zincir kabaca bu. Blok zincirin temelde dört önemli fonksiyonu vardır, özelliği vardır daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi değiştirilemezlik özelliği, immutability İngilizcesi. İkincisi merkeziyetsiz olması, dediğimiz dağıtık yapının olması. Üçüncüsü bilgi güvenliğini otomatik olarak kendi doğal özelliğiyle sağlaması ve en son özelliği de şeffaflığı. Şeffaflık derken şunu kastediyorum. Bugün bir eğer sizin blok zincir ağınız açık yapıdaysa siz elinizdeki bilgisayarla ya da özel bir donanımla bu ağa girebiliyorsunuz ve bu ağ üzerindeki bütün etkileşimleri görebiliyorsunuz, bütün kayıtları görebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada şeffaflık, denetlenebilirlik gibi özellikler blok zincirin temel özelliklerinden diyebiliriz. Şimdi bunlar niye önemlidir? İşte biraz önce de bahsettiğim dijital güven protokolü. Yani aracı olmadan siz bu güven ortamını otomatikman sağlayabiliyorsunuz. Yani aracı derken mesela örnek vereyim, işte noter olmadan siz alıcı ile verici arası, alıcı ile satıcı arasındaki o alışverişi şey yapabiliyorsunuz, doğrulayabiliyorsunuz, onaylayabiliyorsunuz. Ya da herhangi bir devlet kurumu olmadan o işleri, mesela vergi kurumları olmadan o vergileri, işte biraz önce de yayına girmeden önce seninle de konuştuk. O vergiyi otomatikman anında alabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Blok zincir üzerinde yürüttüğünüz bu işlemlerle yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla o bütün o aracı kurumlar, organizasyonlar devre dışı kalabiliyor bir anda. Bu bakımdan etkilerini de çok fazla görüyoruz. Çok fazla sektörde görüyoruz. Uygulamalarını da çok görüyoruz. Birazdan bahsederiz mutlaka. Bu bakımdan blok zincir epey önemli teknolojiler arasında yer alıyor son 10 yılın özellikle. Teşekkür ederim yanıtınız için. Galiba bu senaryoda da yine iPhone'u biz de ucuz alamayacağız maalesef. Yok yok, maalesef orada yani o şöyle olacak yine. Biz alacağız iPhone'u ama eğer işte mesela kripto paralar üzerinden ya da işte CBDC dediğimiz merkez bankaları dijital paraları üzerinden ödeme yapmamız durumunda almamız anında, aldığımız anda o vergi düşecek. Yani o vergiden kurtuluş maalesef olmayacak. Belki ileride DAO'lar kullanırsak, merkeziyetsiz otonom Bu konuya açıklık getirdiğimize çok sevindim. Gerçekten çok fazla bilgi kirliliği vardı.